Merhabalar. Bugün Windows 11'e geçiş nasıl yapılacak onu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi Windows 11'de birçok makineye güncelleme gelmiyor. Bunu manuel olarak yapmanız gerekmektedir. Aynı zamanda işlemci ve bazı özellikleri desteklemediği için bu makine işte sistem gereksinimleri karşılamıyor gibi bir hatalar vermekte. TPM2 modülünün anakartta olması gerekiyor vesaire vesaire. Şimdi bunlar olmadan Windows 11'e nasıl geçeceğiz onu anlatalım. Şimdi ilk başta Windows 11'i indirmemiz gerekiyor. Bu vereceğim linkten veya direkt Microsoft sitesinden zaten buradan indirtiyoruz. Windows 11'in ISO dosyasını indirmemiz gerekiyor. Bu linki ben aşağı bırakırım açıklamalara. Şimdi bu linkten hemen indir diyoruz. Bu başlama özür dilerim. Bu otomatik geçiş. Bu aşağı taraftan diski buradakini Windows 11'i seçip indir diyoruz. Şu diğer seçenekleri gösteriyor. Buradan ülkenizi seçiyorsunuz. Onayla dediğiniz anda size ISO dosyasını veriyor. Yani buradaki 64 biti tamam dediğiniz anda indiriyor. Ben indirdim. Tekrardan indirmeyeceğim. Şimdi ISO dosyasını indirdikten sonra şöyle bir dosya gelecek size. Buna sağ tıklayıp şöyle göstereyim Windows 10'daki gibi. Buna sağ tıklayıp birlikte aç. WinRAR dediğiniz anda bu şekilde klasörü ayıklayacaktır. Şimdi bu klasörü ayıkladıktan sonra yapmamız gereken ufak bir işlem var. Bunun içerisinden şuraya not aldım. Bunu yani bu DLL dosyasını silmemiz gerekiyor. Bu DLL dosyası da bunun içerisinde app şöyle göstereyim. Şu arkadaşlar dediğim gibi ismini açıklamalara bırakırım. Bu dosyayı sağ tıklayıp sil diyeceksiniz. Tabii benimki Windows 11 olduğu için sizde standart sil dediğiniz anda düzelecektir. Bunu sildikten sonra tekrardan bir üst tarafa geçip yani Windows 11 klasörüne girip setup'u çalıştırdığınız anda manuel olarak size yükseltmek istediğini soracak. Normal ileri ileri diyerekten sorunsuz bir şekilde Windows 10'unuzu Windows 11'e yükseltebilirsiniz. Problem olan yani şimdiye kadar biz kurduğumuz makinelerin birçoğunda hatta %99,9'unda problem olmadan yükleme sağlandı. Ama belli bir nasıl söyleyeyim Celeron tarzındaki makinelerde yani eski günümüze uygun olmayan makinelerde yüklemiyor. Ama onun haricindeki i3, ikinci nesil, üçüncü nesil üstündeki tüm işlemcilerde dediğimiz yöntemle rahat bir şekilde Windows 11'e geçiş sağlayabilirsiniz. Problem olan video altına yorum yapabilir. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.